Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Siyasi alanda yapılan inkılaplara devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, şer'i ve evkaf vekaletinin kaldırılması. Şimdi şer'i ve evkaf vekaleti din kurallarına göre yönetilen ve başında Şeyhül İslam'ın bulunduğu bir kurumdu. Tabii 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırıldığı gün şer'i ve evkaf vekaleti de kaldırıldı. Bunun yerine tabii şer'iye din işleri, evkaf vakıf işleri. Din işlerini yerine getirmek için, din kurallarını uygulamak ve halkı yönlendirmek amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Vakıf mallarını korumak için ise Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Burada din ve devlet işleri birbirinden ayrılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla şer'iye ve evkaf vekaletinin kaldırılması laiklik ilkesiyle ilgilidir ve laiklik ilkesine güç kazandırmıştır diyebiliriz. Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması. Şimdi Erkan-ı Harbiye arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaş işlerinden sorumlu günümüzde de Genelkurmay Başkanlığı'nın karşılığıdır zaten. 3 Mart 1924 tarihinde orduyu siyasetten ayırmak temel amaçtır bu inkılapta. Orduyu siyasetten ayırmak. Bu doğrultuda Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırılıyor, yerine Genelkurmay Başkanlığı kuruluyor. Kanun kapsamında meclis içerisinde milletvekili olarak görev yapan komutanlar istifa ederek askerlik mesleğine geri dönüyor. Dolayısıyla şimdi din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak, askerlikle siyasi işleri birbirinden ayırmak siyasete güç katar. Dolayısıyla burada güç kattığı nokta Cumhuriyet rejimidir. Ordunun siyasetten ayrılması, yani Erkan-ı Harbiye vekaleti ulusal egemenlik ilkesinin güç kazanmasına, dolayısıyla cumhuriyetçilik ilkesinin güç kazanmasına yol açmıştır. Gel gelelim 1924 Anayasası'na. Şimdi 1921 Anayasası var. Ne zaman hazırlanmıştı? 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Teşkilat-ı Esasiye adı altında 1921 Anayasası hazırlanıyor arkadaşlar. Olağanüstü şartlar altında kabul edildiği için temel hak ve özgürlüklere yer vermemiştir. İşte yerleşme hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlükler burada yok. Bunun için eksik ve yetersizdi. Toplumsal sorunlara çözüm bulamıyordu. Hukuk noktasında bir tıkanıklık vardı. Şimdi Cumhuriyet'in ilanından sonra 1921 Anayasası'nın mevcut durum ve şartlara uygun olmadığı anlaşıldı. Yeni bir anayasa çalışmalarına başlandı. Bu nedenle 1924 yılında bir anayasa hazırlandı ve kabul edildi. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Arkadaşlar, devletin rejimine yer vermiş. Devletin dini İslam, dili Türkçe, başkenti Ankara'dır. Burada yönetim merkezine yer vermiş, milli kültür öğelerine yer vermiş Türkçe. Dini İslam'dır ibaresi bu anayasanın da tam anlamıyla layık olmadığını göstergesidir. Bütün güçlerin kaynağı millettir, egemenlik hakkı millete aittir. 1928'de arkadaşlar anayasadan devletin dini İslam'dır ibaresi çıkartılmış. Böylece laiklik ilkesi anayasal olarak benimsenmiştir. 1937'de Atatürk ülkeleri 1924 anayasasına eklenmiştir. Yani değişiklik yapıp eklenmiştir. Dolayısıyla 1924 anayasasının demokratik olduğunu, zamanla temel hak ve özgürlüklere, Atatürk ülkelerine yer verdiğini, 1928 yılında ise laik bir yapıya kavuştuğunu söyleyebiliriz. Madde ve yorumlar önemlidir. Şer'iye evkaf vekaleti, Erkan-ı Harbiye Umumiye vekaletinin kaldırılması, özellikle bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bu ile ilgili yine bol soru çözmeye devam ediyorsunuz. Zaten video ders notları kitabımın hemen her konunun arkasında soru var. Onlar sizin işinize yarayacaktır. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.